Merhabalar, Loga Mutfağı'na ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte ev usulü tantuni yapacağız. Eğer sizler de dışarıdan alıp yemek istemiyorsanız, evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz muhteşem lezzetli bir tavuk tantuni tarifi sizleri bekliyor. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçelim. 1 kilogram kemiksiz tavuk göğsünü küp küp doğrayalım. Bütün tavuğu kemiğinden ayrıştırıp küçük küçük doğramanızı öneririm. Arkadaşlar hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dışarıda yediklerimizden hiçbir farkı yok. Eti tabağa alalım. Uygun bir tencereyi kısık ateşe aldık. Eti tenceremize boşalttık. Etimiz suyunu çekene kadar durmadan karıştıralım. İlk etapta et suyunu salacak. Daha sonra saldığı suyu çekecek. Tabii ki arkadaşlar suyunu çekene dek karıştırarak pişirelim. Daha sonra bir kase sıvı yağ, birer tatlı kaşığı köri, pul biber ve tuzu ekleyip güzelce kavuralım. Arkadaşlar et kavrulurken 1 çay bardağı suyu azar azar ekleyelim. Etimiz hazır. Ben lavaş ekmek kullanacağım. Birazcık şöyle suyuna ve yağına bulansın diye hafifçe bastırıp çeviriyorum ekmeğimi. Hemen dürümün yapımına geçiyorum. Ekmeği önümüze alıp birazcık tavuk etinden, birazcık ince ince kıydığım maydanozdan, daha sonra domates ve ince ince doğradığım soğandan ekliyorum. Daha sonra tantuninin vazgeçilmezi limonu da sıktık mı? Tantunimiz hazır. Dürümümüzü saralım. Kalan tavuk etini de bu şekilde porsiyonlayıp servis edebilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar ben bayılarak yedim tantuniyi. Dışarıda yediklerimden hiçbir farkı yoktu. Bu tarifi sizler de evde yaparak gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Dışarıda yedikleriniz kadar lezzetli ve harika bir tarif oluyor. Gerçekten mis gibi olmuşlar. Arkadaşlar sizler de tarifimi kolay bir şekilde az malzeme ile ailenizle hoş bir sürpriz hazırlayıp tantuni yapabilirsiniz.
Yanında turşu ve ayran servis ettim. Gerçekten tantuninin yanına çok yakıştı. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Dışarıdan aldıklarınızla kıyaslayacak olursak, evde yaptığımı tercih ederim ben arkadaşlar lezzet açısından. Afiyetle yeme zamanı da geldi. Bayılarak yedim arkadaşlar gerçekten. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.